Şş. Oğlum bana bak. Haydar Efe gelmeden şu kasanın arkasına saklan. O arabaya bindikten sonra da hemen kasaya atla yat. Yat. Köy yolunda kasaya yatmak ne demek sen biliyor musun? Tamam kardeşim o zaman yatma. Yatma sen bilirsin. Ama yarın öbür gün de yatacağın yerin olmayacak söyleyeyim sana. Tamam, tamam, tamam. Gönderdim. İyi, bana bak. Faryalı'ya söyle. Raporu alır almaz akşam üzümü istemeye geliyorum ha. Oo. Olur Haydar amca olur. Hazır gitmişken Aslı'yı da isteriz ha. Ne yapmışsın oğlum lan? Aslı'yı Faryalı'dan niye istiyorsun? Merak etme sen, babasından isteriz. Ha, sen bilmiyorsun olanları. Sana kimse bir şey söylemedi mi? Ne haberi? Ne kimse bir şey? Bana bak, Asım'a bir şey mi oldu yoksa? Tövbe Haydar amca, öyle bir şey olmadı da. Yani neyse ben sana sonra şey yaparım. Hadi gel, geç kaldık. Hadi. Lan oğlum ben sana ne diyorum lan? Tam 3 aydır bu araziyi sattığımdan beri bir tek Allah'ın kulu gelip şurada benimle sohbet etmedi ha. Tek başıma kaldım burada tavuklarla, keçilerle. Haydar amcam benim. Haydar amcam benim. Eyvallah. Her şey düzelecek amca. Eyvallah. Gitti. Hiç sevmiyorum o oğlanı ya. Kızımım merhaba. Oğlan ne dersin? Hiç içmişsin. Haydar amca emniyet kemeri. Ha, tamam. Bunu kemerleri de tozludur ya neyse. Kedi gibi pistir. Hoş geldin. Ne yaptın? Ne yapayım? Fava, pürülce, atom filan. Sen ne yaptın? İyi. Mayda kaldı bura. En güvenlisi olmuş. Sen iyi misin? İyiyim. Ne oldu, niye sordun? Niye sormayayım, iyi misin, değil misin diye merak ettim. Bir şey canın sıkıldıysa onu söyle. Niye tersliyorsun ki? Ne yaptım? Geldim buraya oturdum. Hala sesin yüksek. Bir şey canın sıkıldıysa onu söyle. Sen Bora'nın mayada kalmasına mı bozuldun? Laf nasıl buraya geldi anlamadım. Senin tavrın getirdi buraya lafı. Yıldız, Allah'ın aşkına. Bir şey söyleyeceksen bana doğrudan söyle. Ya niye taktın şimdi anlamıyorum. Senin bir şeye canın sıkıldığında gözlerinin içi boşalıyor, görüyorum. Sonra diyorum niye canın sıkılıyor? Bu da benim canımı sıkıyor. Tamam mı? Nereye? Az işim var. Al bunları Evren'e götür. Ne için imza attığımı da abime yetiştirmene gerek yok. Onun onayıyla attım. Gözde Hanım, Ben de çok iyi biliyorum. Evren de çok iyi biliyor. O yüzden seni hala burada tutuyor zaten. Benim kimseyle irtibatım yok. Ama sizin varsa başsağlığı dileklerimi iletin lütfen Bora Bey'e. Güzel. Son ana kadar renk vermem diyorsun yani. O da sağlam sinir ister tabii. Ayla. Hani şu geceliği 20.000 dolar olan suit var ya. İngilizlerin işlettiği. Hı. Bizim üzerimizden bir rezervasyon yapılmış bugün. Ya bakma öyle şaşkın. Hesaplardan görüyorum. Öğren bakalım Evren kimin adına rezervasyon yaptırmış? Şu geceliği 20.000 dolar olan özel misafir kimmiş?
Bırak, bırak. Sağ ol. Ercan Bey. Soracağı soracağını da soramıyorsun değil mi? Bizim 2 milyon nerede diye. Jefferson gitsin. Halledeceğiz. Alırız Evren Bey, alırız. O 2 milyonu çoktan hak ettik biz. Ticaret o ki, 2'yi nasıl 12 yaparız? Jefferson uçağı yarın öğlen iniyor. Herifi İngilizlerin oteline yerleştirdi. Oranın polisten nasıl kaçtığını İngilizlerin kendisinden dinlesin diye. Bana bak. Çek o feneri gözümden. Tavşan mıyım ben? Ne böyle huysuz bu? İhtiyarladıkça iyice huysuzlandı. Bana bak. O çekici bırak yerine. Fenerle çekişle sen benim aklımı yerine mi getireceğini sanıyorsun? Ha? Haydar amcacığım. Neden bırakmıyorsun ki doktor bey işini yapsın? Biraz ona müsaade et de işini yapsın. Biz buraya gelmeden önce ne konuştuk? Nereye gidecektik seninle? Seninle bir yere gidecektik ya biz. Ha? Nereye gidecektik? İşte gelmeden önce hatırlasana. Konuştuk hani. Dedik o kadar, nereye git? Tamam ya, tamam tamam. Buradan çıkınca Zeki Müren'in evine gideceğiz. Keçi sütü götüreceğim. Zeki Müren? Evet. Yolunuz bayağı uzun yani. Olabilir ama gencim. Bana yol dayanmaz. Devamlı müşterimdir. Her gün bu saatlerde benden keçi sütü alır. Keçi sütüyle banyo yapar. Her gün. Neden? Bir bakalım. Çünkü keçi sütü sese çok iyi gelir. İyi gelir. Zavallı. Sanat güneş mezarı aramızda zannediyor. Ya keşke öyle bir şey olsaydı ama rahmetli. Haydar Bey, sene kaç? Ya çiftçinin seneyle ne alakası var ki ya? Ne yapacağız? Söylesene. Her şeyi domuz gibi biliyor, seneyi mi bilmiyor? Ya o bilmez olur muyum? O biliyor mu, bilmiyor mu onu sanıyorum. Ben 47 yaşında olduğuma göre... sene 1987. Peki Haydar Bey, sizin için Efe diyorlar. Nereden geliyor bu efelik? Kıbrıs'ta. İlk silahı elime askerken Kıbrıs'ta aldım. 40 yıldır da bırakmadım. Ta oradan geliyor. 40 yıldır? 40 yıldır. Hani sene 87'ydi? Kim dedi? Ben 87 falan diye bir şey dedim mi? Zaten 87'yi ben hiç sevmem. Ben 99'u çok severim. Özellikle 1999'u. Neden? Çünkü 1999'da Üzüm Hanım dul kaldı. İnanır mısınız? Bodrum'un ortasında bir nara patlatmışım. Ta Fethiye'den duyuldu. Niye? Kafama esti, zeybek oynadım. Ey gidinin nefesi, nefesi, efelerin nefesi. Haydi bre koçlar. Ne çekiyoruz, bak gör. Ben gördüm göreceğimi hanımefendi. Gel Haydar amcacığım, gel. Dahiliye falan da görsün. Diğer bütün doktorlara da gösterin. Heyet karar verir. Yalnız benden size bir tavsiye. İnsan içerisine çok fazla çıkarmayın. Tabii, tabii. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.